şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Şimdi bugün çok sıcak bir havada oynandı. Bizim arkadaşlarımızın bu havaya alışık olduğunu düşünüyoruz. 15 gündür şehrimizde çalışıyoruz. Oyuna kötü başladık, mağlup duruma düştük. Ama tabii iyi bir karakter gösterdi oyuncular. Mağlup duruma geçtik. Ama bu arada ilk yarıda çok net birkaç tane de pozisyon kaçırdık. İkinci yarıda oyunun gerçek mutlak hakimi bizdik. Karşıya da kalemize gelmedi dersek yeri vardır. Oyunun büyük bir bölümünü üstünlüğümüz altında geçti. Bu arada birkaç tane pozisyon kaçırdık. İşte bu Sercan'ın vurduğu bir top var, kenardan gitti. İsmail Aktan'ın vurduğu bir top üstten gitti. Bu arada bir top ortada kaldı, onu atamadık. Neticesinde elimizdeki topu verdik. 88. dakikada hiç hesapta olmayan bir gol yedik. Bu bizi tabii son derece fazlasıyla üzdü. Bizi üzerken seyircimizi de, bizi sevenler, gönül verenleri de üzdü. Ama bu ilk haftadır. İlk haftalar her zaman çok zor geçer. Telafisi çok çok uzun haftalar var önümüzde. Her geçen hafta üstüne koyarak devam edeceğiz. Daha göze hoş gelen bir futbol oynayacağız. Daha savaşçı bir futbol oynayacağız. Ve yüklendiğimiz misyonu yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Bu takım bizim takımımız bu sene, benim takımım. Ben kurdum bu takımı. Ümit ediyorum ki bu arkadaşlar kendilerine gönül veren insanları mutlu edecekler. Sakin olmalıyız ve kararlı olmalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle ilk maça 3 puanla başlamak istiyordum. Tabii kısmet olmuş. İnşallah önümüzdeki haftaya daha hazır bir şekilde devam edeceğiz. Ben tabii kendi bireysel olarak sonradan oyuna girdim ve şans buldukça daha iyi olacağıma da inanıyorum. Bugün biraz daha üstüne gitmeye çalıştım. Tabii goller kaçırdım. İyi başladığımı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda hem goller atarak bunu tüm lige yaymak istiyorum ve sezon sonunda da Gülen taraf bizler olmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracak güçlüyüz. Evet, gerçekten hem Sercan hem hocam da dediği gibi ilk maçlar çok zor geçiyor. Bunu da bugün gördük. Oyuna iyi başlamamamız bizim için dezavantaj oldu. Seyircimizin baskısını oyunun başında iyi kullanmamız diye düşünüyorum. Bu arada yediğimiz gol bitirmemizi etti. Daha sonra toparlandık. Oyunu çevirmemiz bizim adımıza olumlu bir şey. Fakat bunu koruyamamız yine bizim adımıza olumsuz bir şey. Geçen seneki hastalığımız yine devam ediyor. Daha da şanssızlığımız diyelim, talihsizliğimiz diyelim. Bu konuda daha dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Bir puan yetmek zorunda kaldık. Taraftarlarımızla, camiamızla ilk maçta 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Daha hazır hale gelip Manisa maçına odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Sağ olun. Hocam şöyle bakalım. Öncelikle ben iki takım oyuncularını da 40 derece sıcakta mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki böyle sıcak havada futbol oynamak biraz zor ama bizim kardeşlerimiz, oyuncularımız, rakip oyuncular da iyi mücadele verdiler. İlk devre dakika bir kaçırdı direkten dönem. Sonra tekrar ikinci bir direkten sıyıran bir topumuz var. Kale içinden çıkan topumuz var. Tabii bunlar birinci golden sonra devamı gelse belki maçın şekli daha değişik olurdu. Yine de buradan puan aldığımız için mutluyuz. Tüm oyuncularımı ben tekrar tebrik ediyorum. Bir de beraberlik onun zaten kardeşimiz, oyuncumuz. Bizim altyapıdan genç bir oyuncumuzun gol atması bizleri tabii daha çok mutlu etti. Bundan sonraki mücadelelerde
tüm takımlara yeni sezonda hepsine başarılar. İyi akşamlar. Gidip gelen bir maç oldu. Önce öne geçip ardından geri düştüğümüz bir maç. Gerçekten bizim için bu sıcakta yönlendirmek zor oldu ama biz her zaman golü bulabilecek bir takımız. Çünkü hücumu tercih eden bir takım olduğumuz için golü bulabileceğimizden emindik. Bu doğrultuda oynadık. Geriye düşmemiz bizi demoralize etse de golü bulmamız gerçekten sevindirici oldu. Buradan bu puan aldığımız için mutluyuz. Merhabalar, iyi akşamlar. Maça iyi başladık oyun olarak. Golü bulduktan sonra skordan ziyade oyunu tutamadık. Onun neticesinde de golü gördük halimizde. İkinci devre geriye düştükten sonra takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi bence. Hem iyi futbol hem iyi oyun üzerine golü de bulduktan sonra yani bu şartlar altında beraberlik kötü bir sonuç değil. Bu sıcakta da tabii böyle mücadele vermek zor oldu. Ama yani saha ve iklim şartları iki takım için de aynı. Biz de pek farklı bir iklimden gelmiyoruz. Böyle yüksek bütçeli bir takım karşısında buradan beraberlik bence kötü sonuç değil. Özellikle geriye düştükten sonra. Haftaya daha iyi olacağımı düşünüyorum ben. Tabii bu arada. Teşekkür ederim.